Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 134, 135, 136 Tuna yayınları, 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Yakın Çevrenizdeki Yönetim Birimleri Metni Etkinlik Cevapları sayfa 134, 135, 136 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Yakın Çevrenizdeki Yönetim Birimleri Metni Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Sayfa 134, 135, 136 Soru Mahallemizin veya köyümüzün muhtarlarından öğretmenimizin liderliğinde randevu alarak sınıf çoğunu ziyaret edelim. Bulunduğu yer için ne gibi hizmetler verdiğini öğrenelim. Kısa cevap Mahallemizin muhtarı görevinin mahallenin düzenini sağlamak, yapılan çalışmalardan haberdar olmak, vatandaşın nüfus ve çevre temizliği, yardım ve buna benzer konularda yardımcı olduğunu söyledi. Uzun cevap. Mahalle muhtarı köy ve mahalle düzel kişiliğini temsil etmektedir. Muhtar köyün veya mahallenin yol, köprü, çeşme ve benzeri ortak alanlarını inşa ettirir ve inşa bulunan bu yerlerin bakımı ve onarımını yaptırır. Muhtar olan kişi köyde veya mahallede yapılması gereken işleri imece usulü ile gerçekleştirir. Mahalle muhtarının görevleri yasalar ile belirlenmiştir ve muhtarlar devlet memuru statüsünde görev yapar. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Etkinlik Yapalım 1. Yaşadığımız Yerdeki Muhtar, Kaymakam ve Valinin Atları ile Bunların Görevleri Aşağıdaki Noktaları Yerlere Yazalım Cevap Muhtar, Mahalle veya Görevli Olmuş Olduğu Köyde Düzeni Sağlamak Yol, köprü gibi çalışmalarda bulunmak ve yapılan çalışmaları denetleyerek korumak. Mahallenin yardım ve nüfus işlemleriyle ilgilenmek. Kaymakan, valinin talimatının verdiği emirleri yürütür. Halkın şikayetlerini dinleyerek ihtiyaçlarını saklar ve giderilmesi için önlemler alır. Törenlere başkanlık eder ve resmi ziyaretleri kabul eder. İlçede bulunan kamu kurumlarının çalışmaları arasında iş güdümü sağlar. Vali, il bütçesini hazırlar il özel idaresini denetler. Jandarma ve polis görevini yerine değiştirir. Kamu düzenini sağlar. Devlete bağlı olan kurumların denetimini yapar. İkinci, öğretmenimizin liderliğinde yaşadığımız yerin belediye başkanını ziyaret edelim. Ziyaretimizi yapacağımız günü ve saati beklemek için belediye başkanını arayarak randevu alalım. Belediye başkanımıza soracağımız soruları önceden bir kağıda yazalım belediye başkanına hazırladığımız soruları soralım. Aldığımız cevapları defterimize yazalım. Gezi dönüşünde sınıfımızda belediye başkanımızın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili haberler alalım. Gezi sırasında kurallara uygun davranalım. Cevap. Bu öğretmeninizle beraber yapmanız gerekmektedir. Soru. Yaşadığınız yerleşim yerinin adını ve özelliklerini söyleyelim. Kısa cevap. Yaşadığım yerin adı İstanbul'dur. İstanbul'un özellikleri. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlaması, çok eski tarihlere dayanması ve eski imparatorluklara başkentlik yapmış olması, Türklerin en kalabalık ve en büyük şehri olması, Ayasofya, Topkapı gibi doğal ve sanatsal eserlerin olması, en çok göç alan şehrimizin olması. Uzun cevap. Yaşadığım yerleşim yerinin adı Ankara'dır. Ankara'nın özellikleri. Başkentimiz olması. İç Anadolu bölgesinde yer alması ülkemizin iki büyük kenti olması, önemli bir eğitim kenti olması, çok geç alınması, Anıtkabir'in burada olması. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.